Merhaba, iyi pazarlar. Biz bugün pazar konsepti yaptık. İkimiz de tişörtlerimizi giydik ve pazar gibi pazar yemeğini hazırız. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Buradaki malzemelerden anlayabiliyor musunuz bilmiyorum. Lahmacun yapacağız. Lahmacun yemeği özlediğinizi düşünüyorum. Bir süredir evlerdeyiz. Evet, tabii ki dışarıdan servis yapılabiliyor. Ama evde lahmacun yapmak da çok keyifli. Aslında birkaç yöntemi var. Biz içinden bir tanesini seçtik. Çünkü birkaç gündür mayalı hamurlar yaptığımız zaman gelen yorumlar bazen marketlerde maya bulamadığımız yolunda. O yüzden ben bugün mayasız bir tarif seçtim. Ama isterseniz tabii ki mayalı hamur da tutturabilirsiniz. İsterseniz bir de yufka versiyonu var, onu da anlatacağım. Şimdi çok karışık biliyorum. Biz şöyle söyleyeyim, eğer mayalı hamur yapacaksanız neye ihtiyacınız var? Un, su, tuz, azıcık şeker ve maya. Bu malzemelerle yani ne yapacaksınız? Ilık suyun içinde birazcık mayayı şekerle açacaksınız. Tuzunu ekleyip, ununu ekleyip güzel bir hamur yoğuracaksınız. Biraz mayalandıracaksınız ve ardından açacaksınız. İç harcı hepsi için aynı olacak çünkü. Bir başka yöntem, eğer hamur açmayı bilemiyorsanız, çünkü biliyorum yemek yapmayı bilmeyen beyler de izliyor bizi. O zaman ikinci bir seçenek yufkayla börek gibi yapabilirsiniz. Yani börek harcını lahmacun gibi eğer çiğden koyarsanız kavurmadan böreğin içine, o zaman bayağı lahmacun lezzetinde bir börek oluyor, lahmacun böreği oluyor. Bunun için de yufkaları şöyle ikiye bölüyorsunuz. Üzerini birazcık su ve sıvı yağ karışımıyla ıslattıktan sonra uzun tarafına hafifçe kıymadan bırakıyorsunuz. Sonra onu rulo yapıp gül böreği gibi sarıyorsunuz. Ve o haliyle isterseniz üstüne yumurta sarısı sürebilirsiniz, isterseniz sürmeyebilirsiniz. Size kalmış. O haliyle fırına attığınızda da yediğinizde bayağı lahmacun lezzeti yakalayacaksınız. Gelelim bizim tarifimize. Şimdi önce hamurunu yoğuracağız. Hamuru için 1 su bardağı kadar sütümüz var. Yarım su bardağı su koyacağız. Şöyle yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ, zeytinyağı karışımı koyacağız. Ben bu gibi hamurlarda biraz karışıklık yapmayı seviyorum çünkü. Biraz tabii ki tuz ekleyeceğiz. Ve aldığı kadar unla elimize yapışmayan ama çok da sert olmayan bir hamur yoğuracağız. Sonra hamur bir lokmacık kenarda beklerken de iç harcını hazırlayacağız. Bunun için biz kalabalık değiliz. Dolayısıyla miktarları çok yapmamaya çalışıyorum. Bu ölçü tabii ki arttırılabilir. Ben şöyle bir 200-250 gram kadar kıyma çıkardım. 2 tane yeşil biberimiz var. Bir avuçtan biraz fazla maydanozumuz var. 3 diş sarımsak. 1 tane şöyle orta boy gibi soğan. 3 tane küçük domatesim var. Ve 1 yemek kaşığı kadar salçam, birazcık da tuzum var. Azıcık da yağ koyacağım yine içine. Çok koyu olmasın diye. Hatta birazcık harcın içine su bile ekleyebiliriz. Daha da lezzetlendirmek için nasıl dolma yaparken koyuyoruz. Aynı şekilde burada da kullanabiliriz. Şimdi şu malzemeleri rica etsem. Biraz bu tarafa alsak. Önce hamuru yapacağız. Yağ ihtiyacım var. Tuza ihtiyacım var. Süte ihtiyacım var. Hazır hale getiriyorum. Şimdi senden un konusunda destek isteyeceğim. Şöyle sana bir tane de kaşık vereyim. Ben de eldivenlerimi giyeyim. Ev yapımı lahmacun yapıyoruz. Alternatifleri biraz önce saydım. Çünkü herkesin evinde maya olmayabiliyor. Ya da o anda işte mesela yufkanız vardır. Harcamak istediğiniz, o zaman daha börek gibi yapabilirsiniz. Gönlünüzden nasıl geçerse. Şimdi şöyle önce suya ihtiyacım var. Sürahiyi rica edebilir miyim? Şöyle 1 su bardağı sütü koydum. Yarım çay bardağı kadar. Teşekkür ederim. Yarım çay bardağından biraz da fazla kaçtı. Çok da önemli değil. Teşekkür ederim bebeğim. Yarım su bardağı kadar da su koyuyorum. Ve nasıl verebilirim? Sıvı karışımımız hazır. Azıcık da tuz ekleyeceğim içine. Tuzsuz olmaz çünkü. Ve şimdi birazcık baştan ben hatta şöyle dökerek koyacağım her zamanki gibi. Sonra sen kaşıkla destek vereceksin bana. Şöyle bir parça un koyup
başlıyorum karıştırmaya. Aldığı kadar unla. Dediğim gibi siz eğer bir kişi ya da iki kişiyseniz, daha da azsanız, benim sağ olsun komşularım olduğu için şanslıyım. Burada pişirdiğim özellikle bir tepsi kurabiyelerin bir kısmı onlara gidiyor. Biraz ekler misiniz sucuğumu rica etsem? Ekle. Elini korkak alıştırma bebeğim. Bol bol ekleyebilirsin. Daha çok yolumuz var. Mesela bir çay bardağı, evet evet, bir çay bardağı süt, yarım çay bardağı su, azıcık da yağ koyup biraz da tuz koyup, tamam şimdilik yeter. Azıcık da tuz koyup bir hamur tutturabilirsiniz mesela. O zaman az çıkar ki bundan da çok fazla çıkmayacak. Biraz daha aşkım. Biraz daha. Ve biz küçük küçük böyle fındık lahmacundan azıcık büyük lahmacunlar yapacağız. Ki malum tepsimizin boyu belli. Bizim bir taş fırınımız yok. Evimizin fırınında yapacağımız için. Daha alayım. Oynamayalım çın çın çın. Çünkü o zaman ses gidiyor. Ben konuşuyorum. Devam devam. Devam. Dolayısıyla tepsiye sığabilsin diye, yağlı kağıtlarımızla serdik tepsilerimize, tepsiye sığabilsin diye çok da büyük yapmayacağız lahmacunlarımızı ki kolay şekillendirebilelim ve bol bol pişirebilelim. Sanırım olacak sucuk. Gördüğünüz gibi yapışmayan, lezzetli, güzel bir hamur oldu. Evet, elime yapışmıyor. İyice kenarlarını da toparlayacağım. Ve hamurumuz hazır hale gelecek. Şöyle takipçilerimizle de tipini paylaşacağım. Böyle bir hamur oldu. Bakın bu kadar. Şimdi bundan bezeler yapacağız biraz sonra. Şöyle. Bu arada dinlenirken ben hemen onu kenara koyacağım. Onu şimdilik yana itebilirsin sucuğum. Teşekkür ederim. Sonra eldivenimi değiştiririm. Şimdi kıymamı çıkacağım. Ama önce şimdi kıymamız var. Kıymayı alıyoruz kabımızın içine. Şöyle seni gene bu tarafa alabilir miyim? Çünkü ben blender'ı kullanacağım. En güzeli blender'ın içinde çekmek. Şimdi soğanları koyacağım içine. Sarımsakları da yanına atacağım. Bu arada at aşkım. Teşekkür ederim. Hamurumuz dinlenmiş olacak. Biraz şöyle soğanı hafif bir çektikten sonra içine biz evet biberlerimizi doğradık ama yine de atacağım. Biraz daha incelteceğim. Domatesleri de koyacağım içine. Ve bütün malzemeyi aslında bir blenderdan geçirmiş olacağım. Robottan geçirmiş olacağım yani. Çok rahat rendelemeniz de mümkün. Çok suyu çıkarmamaya çalışın. Domatesleri şimdi içine atıyorum. Şöyle biberleri de atıyorum. Hayır, maydanozları atmayacağız. Maydanozlar zaten doğranmış vaziyette. İsteyen atabilir tabii ki. İstiyorsan koyalım. Koyalım mı? Yok. Hadi ver, tamam koyalım. Kızım istemiş, ben koymaz mıyım? Çok püre gibi bir kıvam değil. Nispeten soğanların dişe dokunur kalmasında fayda var. Şöyle. Hazır. Şimdi bakacağız. Eğer maydanozu gözümüze az görünürse, şurada bir parça büyük soğan kalmış, onu alalım geri. Şöyle. Tabii ki işte bu karışım salçasız olmaz. Şimdi bir parça salça koydum. Birazcık da yağ ekliyorum. Bunu yapabilirsin sucuğum. Teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi ben eldivenimi daldım içine.
Aman Pınar Hanım çiğ kıyma tuttunuz. Evet tuttum. O yüzden biraz sonra eldivenimi değiştireceğim. Sucuğum bana bir tane tek eldiven verebilir misin? Sağ olun için. Eldivenimi değiştireceğim. Burada bir yemek, bir dolu yemek kaşığı salça vardı. Salçanın tamamını koyuyorum içine. Daha sonra ne kullanacağım ki eldivenler? Aha bunu açarken eldiven yapacağım. Şöyle. Yeteri kadar cıvık olmadığını düşünüyorsanız sucuk birazcık su getirebilir misin lütfen içine? Birazcık tuz tabii ki. Çünkü içinde domates var, biber var, kıyma var ve lezzetini alabilmesi için biraz tuz. Çok azıcık da su. Çok az bir su ki o lahmacun yeterli. O lahmacunun üstündeki hani sulu böyle bir tat vardı ya, o olabilsin diye. Evet. İşte içimiz hazır. Hemen şimdi şunu çıkartayım. Ve yenisini giyeyim. Orada da şöyle tezgah alayım. Domatesler vesaireler. Bunları alabilir misin rica etsem? Şöyle. Evet. Bunu da alayım mı? Onu da alabilirsin bebeğim. Her şeyimiz hazır. Tamam. Şimdi sıra geldi. Hamur açmaya. Buyurunuz. Ay pardon. Korkuttun beni. Tamam birazdan koyacağız içimizde. Tezgahı sığabilmemiz lazım beraber. Evet ama köşeye işte. Şu tarafa alayım. Bu kadar tezgah. Ne yapayım? Tamam dur. Hamur vereceğim. Şimdi hamurumuz biraz dinlendiğinde biraz daha şekilleniyor. Azıcık undan yardım isteyeceğiz. Daha bile küçük yapabiliriz. Evet. Un. Vereceğim sana un. Buyurunuz. Tezgahınızda un. Kenara da birazcık un. Şöyle. Hadi bakalım. Çok büyük olmayan parçalarla yapacağız ki bezelerimizi tepsimizde fazla yer kaplamasın. Et bakalım prenses. Nasıl açıyorsun? Görelim. Yapışıyor. İşte birazcık un koyarak ileri geri yapacaksın. Başka yolu yok. Şöyle. Efendim? Direkt neye koyacağım? Neye koyacağım? Evet. Bütün mesele orada. Hamur dinlenince ister istemez ince birazcık. Açacağım. Evet. Mümkün olduğu kadar ince açacağız. Unlayabilirsiniz. Ben özellikle çok çok sert bir hamur yoğurmadım. Şöyle. Güzelce bunları açacağız. Şekilleri için yapacak bir şey yok. Biz tabii ki bunu toz toparlak, dümdüz yuvarlak açamıyoruz. Açabilene helal olsun diyoruz. Nasıl açarsanız. Ha bu arada illaki çok düzgün olsun istiyorsanız daha da böyle kendi ustalığınızı göstermek istiyorsanız o zaman bir büyük bardak ya da fincan yardımıyla kesebilirsiniz. Bak onu da göstereyim. Bir dakika. Mesela şöyle bir fincanla. Ha? Ne oldu? Yapışıyor. Yapışmaz. Azıcık un koy üstüne. Buraya un koydum sana. Birazcık elini onlayıp üstüne değdirirsen yapışmaz. Şimdi mesela eğer şekilli yapmak isterseniz buyurunuz. Bu da bir çözüm. Bir fincan alınız. Şöyle. Daha bayağı bayağı önce atacağım. Tabii ki. İncecik yapacaksın ki hamur hamur olmasın. Böyle. Ah katlamışım hamurumu. Yuvarlak yuvarlak tepsiye dizebilirsiniz. İncene küçük yapmak isterseniz. Bu tabii ki sizin gönlünüze kalmış. Ya da daha büyük istiyorsanız bir tabak. Tabii ki. Bak mesela böyle. Mesela böyle. Bu da bir seçenek. Ya da daha büyük boylarda yapabilirsiniz. Artık bundan sonrası sizin keyfinize kalmış. Hemen bir kere daha malzemelerimizi sayıyorum. Biz 1 su bardağı süt, yarım su bardağı su, yarım çay bardağı sıvı yağ zeytinyağı karışımı, ben birazcık tuz ve aldığı kadar unla, buyurun. Ama çok çevirme, çevirince çünkü hamuru topluyor.
Aldığı kadar unla güzel, çok ele yapışmayan ama çok sert, böyle kıtık olmayan bir hamur yoğurduk. Şimdi o hamuru biraz un yardımıyla tezgahımızda açıyoruz. Arzu ederseniz, şekillendirmek isterseniz su gibi siz de fincanla kesebilirsiniz ya da başka bir kalıpla da kesebilirsiniz. Elinizde buna uygun bir kalıp varsa şöyle. Birazcık çok mu ince? Ona... Evet, çok ince olmuş. Ama ne kadar ince o kadar güzel, daha lezzetli. Çünkü çıtır çıtır olacak. Yırtıldı. Tam götür buraya, tepsiye koy, bir şey olmaz. Yapışsın, yırtılsın. Böyle incecik incecik açıyoruz. Siz eğer büyük açmak isterseniz, küçükle uğraşamam ben derseniz, elbette o da mümkün. Hamuru o zaman daha büyük bir beze halinde alıp yine açabilirsiniz ve yerleştirebilirsiniz tepsinize. Yağlı kağıt koymanızı öneririm. Malzemelerimiz iç harcımız içinde. Kaç kişi olduğunuzda ve ne kadar olduğunuzda, ne kadar yapmak istediğinize bağlı olarak. Biz 250 gram kadar kıymamızı aldık. İçine bir tane soğan, 3 diş sarımsak, bir dolu yemek kaşığı salça, 2 tane yeşil biber, 3 tane şöyle küçük domatesi ve bir avuç kadar da ince kıyılmış maydanozu ekledik. Blender'dan geçirdik bütün bu malzemeleri ve sonra kıymamızı ekledik. Ardından içine birazcık da yağ koyduk. Biraz tuzla lezzetlendirdik. Eğer acı seviyorsanız o zaman tabii ki bol pul biber koyabilirsiniz. İsot koyabilirsiniz. Seviyorsanız sumak koyabilirsiniz ama ben yanında birazcık kırmızı soğan ya da evde hangisi varsa kuru soğan koyup incecik piyazlık doğrayıp onu birazcık şöyle elinizde olduktan sonra tuzla içine sumak koymayı tercih ederim. Yanına eşlik etsin diye. Biz ikimiz bir tezgahta zor çalışacağız yani. Sığışamıyoruz. Kamerada kendimizi göstereceğiz diye. Birazcık kayıyor. Ama o zaman çıkıyorsun, görünmüyorsun ve ben sen görün istiyorum. Çünkü dünyanın en güzel asistanına sahibim. Çok şanslıyım. Umarım siz de evde çocuklarınızla bizim beraber vakit geçirdiğimiz gibi beraber vakit geçiriyorsunuzdur. Öyle olduğunu olmak isterim. Şimdi boy boy tepsimizi göstereceğim. Son bir tane daha. Küçüğü aldım. Bir tane daha verecek misin yoksa biraz sonra mı? Ben yapayım mı? Şöyle. Ne yapacağım? Aslında bezelerimizi, biz hamurumuzu çok burada bekletemiyoruz. Yok bir şey yok. Hamurumuzu çok bekletemedik. Azıcık bekletirseniz bir 15-20 dakika hamuru biraz dinlendirirseniz boyu açmanız daha kolaylaşacak. Biz burada sizinle paylaşabilmek için çok bekletemedik. Öyle olunca da tabii ki daha çok yapışıyor. Birazcık undan yardım isteyebilirsiniz açarken. Tezgahınızı biraz unlamak, elinizi birazcık unlamak işinizi kolaylaştıracaktır. Ve birazcık dinlendirilmiş hamur çok daha kolay olacak. Ne olur yapışmasın diye çok fazla unlu ve katı bir hamur yapmayın. O zaman lezzetsiz bir şey yersiniz. Daha lezzetli yiyebilmeniz için... Oklavama yapışmış. Daha lezzetli yiyebilmeniz için çok rica ediyorum. Nispeten yapışan ve yumuşak bir hamur yapın. Sonra üzerine azıcık un eklersiniz. Ne oldu? Yırtılıyor. Tezgahtan kaldırırken mi yırtılıyor? Evet. Önemli değil. Tepside yapıştırırsın. Bir şey olmaz. Yapıştır tepsiye koy. Şöyle. Oo, su hazırladı bile. Evet. Şimdi su. Tepsiyi şuraya getir. Daha çok var da biz en azından bir tepsiyi yapıp gösterelim boy boy. Tepsiyi şuraya koyabilir misin? Buna buradan mı aşkım arkada? Bak şimdi. Geldim koydum. Tamam ama ben şeyi açıyorum. Ben nerede açacağım? Ne yapacağım? Açacağım. Açmayacağız işte şimdi içlerini dolduracağız artık. Göstereceğiz. Ha. Ondan sonra biz kaydırıp bir kendimiz yaparız olur mu? Hı-hı. Var mı yer sence? Açıyorum. İstediğiniz boy yapabilirsiniz. Onu bir kaldır, önce bunu koyayım. Sığmayacak. Önce bunu bir koyayım. Şöyle. Onu azıcık kaydır ya da ben buraya onu koyayım. Tamam. İçinde herhangi bir kabartacak malzeme olma. Tamam yavrum. Oldu işte. İçinde herhangi bir kabartacak malzeme olmadığı için zaten boyları büyümeyecek. Şimdi ne kadar üstünü dolu sevdiğinizle ilgili olarak
üzerine şöyle malzemeleri yayıyoruz. Ve önceden ısıtılmış 180-200 derecelik fırında güzelce pişireceğiz. Ve sonra da afiyetle yiyeceğiz. Ben mümkün olduğu kadar kenarlarına kadar getireceğim. Şöyle. Ve biraz sonra fırına atacağız. Sen benim yaptığım şeyi yapmak ister misin? Ben bir daha malzeme sayayım. Hadi bakalım. Bir su bardağı süt, yarım su bardağı su, yarım çay bardağı kadar sıvı yağ zeytinyağı karışımı, birazcık tuz ve aldığı kadar unla çok sert olmayan bir hamur yoğurdu. Sonra hamurumuzu birazcık beklettik. Mümkünse bir 15-20 dakika dinlendirin lütfen hamurunuzu. Üzerine bir mutfak havlusu kapatıp o zaman açmanız çok daha kolay olacak. Çünkü dinlenmeyen hamuru açmak zordur. Diğer tarafta da hamur dinlenirken 200-250 gram kadar kıymamızı bir kasenin içine aldık. Sonra robotumuzun içine bir tane orta boy soğan, 3 diş kadar sarımsak, 3 tane küçük domates, 2 tane yeşil biber, bir avuç da maydanozu koyduk, şöyle bir çektik. Soğanlarınız hani ne çok kocaman kocaman olsun ne de çok yok olsun. Birazcık dişe gelsin, biliyorsunuz azıcık dişe gelir çünkü lahmacunda. Sonra bu malzemeyi aldık, bir güzel kıymamızın içine ekledik, birazcık tuzla lezzetlendirdik. Çok azıcık bir zeytinyağı, sıvı yağ karışımı da oraya koyduk. Birazcık da su koyduk ki biraz sulansın ve o kuruluğu gitsin diye, fırında pişerken kurumasınlar diye. Karıştırdığımız harcı bir kenara koyduk, öbür taraftan hamurumuzdan biz küçük bezeler alarak gördüğünüz gibi her biri başka boyda lahmacunlar yaptık. Siz de ne boy isterseniz tabii ki onu yapabilirsiniz. Tek tek büyük tepsilere yapabilirsiniz. Biz fırında biraz daha kolay pişirelim, daha çok lahmacun aynı anda çıksın istediğimiz için daha küçük boyları yaptık. Acaba şimdi tepsiye sığsın. Evet, ve tepsiye sığsın diye. Önceden ısıtılmış 180-200 derecelik, 200 dereceye yakın olabilir sıcak fırınımızda. Çünkü hamurumuzu oldukça ince açtık, dolayısıyla çok hızlı pişecektir ve kıtır olacaktır. Afiyet olsun, iyi pazarlar, güzel bir hafta olsun inşallah. Evet, her günümüz aynı gibi geçiyor ama olsun. Yine de günlerin farkını aralım. Bakın bugün günlerden pazar. İyi pazarlar, hoşça kalın.